Eski CHP İstanbul Milletvekili Elazığlı Ali Özcan partililerle bir araya geldi. Genel başkanlarla değil vatandaşla siyaset yaptığını ifade eden Ali Özcan, partisi CHP ile Elazığ'a hizmet etmek istediğini kaydetti. Eski CHP İstanbul Milletvekili Elazığlı Ali Özcan, CHP üyeleri ve delegelerle kahvaltıda bir araya geldi. Eski CHP İstanbul Milletvekili Elazığlı Ali Özcan, oluşturulan altılı ittifakın bozulmayacağını belirtti. Bu ittifak iktidar olursa, Cumhurbaşkanını seçerse, bu sorunların çözümü nedir diye bir mutabakatları var. Dolayısıyla yani hepinizin bildiği gibi biz bir başbakan ve parti iktidarına oy vermeyeceğiz. Sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi var ve milletvekilliği seçimi var. Birinci hedefimiz Cumhurbaşkanlığını bu altılı ittifakın, ben asla bu altılı ittifakın bozulmayacağını biliyorum. Bu altılı ittifakın belirleyeceği Cumhurbaşkanı kim olursa, ki muhakkak o Cumhurbaşkanlığı efsafına uygun, özelliklerine uygun bir arkadaşı aday yapacaklar. Genel başkanlarla değil vatandaşla siyaset yaptığını ifade eden Özcan, ülkeyle birlikte şehrin kalkınması için siyaset yaptığını söyledi. Genel başkanlarla değil, örgütle, halkımla, hemşerilerimle, sadece partililerimle değil, partimin dışındaki insanlarla da. Görüşleri ayrı olabilir ama bizim bir hedefimiz var, bir hedefimiz var, ülkenin birliği ve bütünlüğü. Ülkemizle birlikte kentimizin kalkınması. Örgüt ana faktördür ve partinin sahibidir. Genel başkanlar, il başkanları, genel başkan yardımcıları ve sekreterler bugün var, yarın yok. Onun için örgüte dayalı bir siyaset yapmak, örgütün emrine diz çökmek ama genel merkezde tabii ki saygılı, ölçülü, kusursuz, parti terbiyesi içerisinde siyasi mücadele verip ama başı dik olmak. Hayatta dik başlı olmadım ama başım dik. Parti içerisinde kırgınlıkların olmaması gerektiğini ifade eden Özcan, birlik çağrısı yaptı. Ali Özcan, yapılacak seçimlerde iki hedefleri olduğunu söyledi. Hem Elazığ'da hem de partimin diğer illerinde ben bunu görüyorum. Bu yarışlardan sonra kırgınlıklar oluyor. Arkadaşlar, eğer önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi olmasa bu kırgınlığımızı sürdürelim. Birinci eşik cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak. Bunda hiç tavizsiz olacağız, barışçı olacağız. Başka partiden arkadaşlarımızla güç birliği yapacağız. Bu seçimi kazandıktan sonra o zaman başbakanlık meselesi gündeme geldiğinde, partilerin iktidar olma süreci geldiği zaman ne yapacağız? Ben o zaman İbrahim Bey'le, Saadet Partisi'yle, Adalet ve Kalkınma Partisi'yle, efendim İyi Parti'yle geçmişte Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Gelecek Partisi'yle, Deva Partisi'yle birlikte hareket ettim ama parlamenter rejime geçtikten sonra onlarla demokratik süreç içerisinde, kavgacı olmayan bir tutum içerisinde yarışmak mecburiyetindeyim. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı o zaman konuşulacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı konuşulacaksa, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olacaksa bizim birbirimizle kavga etmemiz mümkün mü? Mümkün değil. Ne yapacağız? Kırgınlıkları ortadan kaldıracağız. Parti içerisinde kırgınlıkların bitirilmesi gerektiğini kaydeden Ali Özcan, birlik beraberlik mesajı verdi. Birlikte olacağız, bir arada olacağız. Varsa aramızda sorun, oturup tartışacağız. Kuşkusuz kindar olmayacağız.
Ali Özcan partisine ve Elazığ'a hizmet etmek istediğini de sözlerine ekledi. Biliniz ki bu kardeşiniz, biliniz ki bu hemşeriniz, abiniz milletvekili mücadelesi vermiyor. Milletvekili çok önemli bir olay değil. Önemli olan kişi kendi adıyla anılır olsun. İşte ben Ali Özcan'la sizin arkadaşınız olmak istiyorum. Diyorum ki ben Elazığ'a hizmet etmek istiyorum. Sadece partime değil, Elazığlılara hizmet etmek istiyorum. Elazığlıların emrine girmek istiyorum. İmkanım var, gücüm var. Hala yaşıma göre cesaretim var, yaşıma göre direncim var. Bundan sonra birlik beraberlik için, barış için, huzur için, adalet için, hukuk için, özgürlük için, insanlar düşüncesini rahatlıkla söyleyebileceği bir ortam için mücadele var mısınız arkadaşlar? O zaman ben de varım, ben de eminizdeyim. Çok teşekkür ediyorum.